Kanucu ile Tarih Kanalı'ndan herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte KPSS 2022 güncel bilgiler denemesi çözmeye devam ediyoruz. En son 89. denememize kalmıştık. Hemen ne yapıyoruz? İlk sorumuza başlıyoruz denememize. Türkiye'de COVID-19 nedeniyle hayatını kaybeden ilk doktor aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Önemli olabilir arkadaşlar, daha sorulmadı. COVID-19 nedeniyle hayatını kaybeden ilk doktorumuz kimdir? Cemil Taşçıoğlu. E, unutmuyoruz e, bunu arkadaşlar. Cemil Taşçıoğlu COVID-19 nedeniyle hayatını kaybeden ilk doktorumuzdur. Bir diğer sorumuza geldik. Haziran 2022 tarihinde Türkiye aşağıdaki ülkelerden hangisiyle yaptığı anlaşma gereği her iki ülkeye sadece kimlikle seyahat edebilme kararı alınmıştır. Önemli olabilir. Haziran 2022 tarihinde alınmış bir karardır bu. Hangi devlette? Baktığımız zaman Sırbistan ile. Sırbistan ile Türkiye iki ülke arasında bir anlaşma yapılıyor. Ve her iki ülkeye sadece kimlikte seyahat edebilme kararı alınmış oluyor. Bir diğer sorumuzdayız. 2020 Tokyo Olimpiyatlarında Türkiye en fazla madalyayı aşağıdaki branşların hangisinde kazanmıştır diye sorduk. Hangi branş? Karate arkadaşlar. Karate branşında Türkiye en fazla madalyayı karate branşında ne yapmış? Kazanmıştır. Önemli olabilir. Ee, cevabımız ne oldu? Karete olmuş oldu. Geldik bir diğer sorumuza. Bakalım sorumuz neymiş? Dünya çapında turnuvaları düzenlenen tahta üzerinde 8x8'lik kare bir alan üzerinde toplam 64 karenin yarısı siyah, yarısı beyaz renklerden oluşan 32 adet taşla oynanan oyunun adı aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Arkadaşlar benim de çok sevdiğim bir oyundur. Nedir bu oyun? Satranç satranç arkadaşlar. Satrancın tanımını verdim sizlere. Belki böyle bir soruda çıkabilir mi? E, ee, işi belli olmaz. Belki çıkabilir diye düşündüm. Ee, bu oyunun tanımını verdim. Sizlere e, cevabımıza ne oldu? Satranç olmuş oldu. Geldik bir diğer sorumuza. 2022 Mayıs ayında Cehennem Çukuru adı verilen Derveze gaz kraterini kapatma kararı alan ülke aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. 2022 Mayıs ayında oldu bu. Hangi ülke? Türkmenistan arkadaşlar. Türkmenistan, Cehennem Çukuru adı verilen Dervezek Gaz Kraterini kapatma kararı almıştır. Bir diğer sorumuzdayız. Trakya'nın sembolü olan ve her yıl kutlanan Korkuluk Festivali. Hani arkadaşlar talalar, talalarda vardır korkuluklar. Bunun festivalini yapıyor. Hangi il yapıyor bunu? Hangi il? Kırıklareli arkadaşlar. Kırklareli yapmıştır e, bu festivali. Her yıl düzenliyorlar korkuluk Festivali'nin Cevabımız E şıkkı olmuş oldu. Geldik bir diğer denememize. 90'dayız artık. Yüze çok çok az kaldı. Hedefimize ulaşmak üzereyiz inşallah. Bakalım e, sorumuza sorumuz neymiş? NASA tarafından 4 Mayıs 2022 tarihinde şimdiye kadar kaydedilen en büyük deprem olan ve 94 dakika süren bu deprem aşağıdaki gezegenlerin Hangisinde meydana gelmiştir? 94 dakika sürmüş. E, baktığımız zaman hangi gezegende bu? Mars arkadaşlar. Mars'ta ne olmuştur? Bu deprem meydana gelmiştir. 94 dakika sürmüştür. E, şimdiye kadar kaydedilen en uzun süre, en büyük depremdir bu. Bir diğer sorumuzdayız. Dünyanın ilk sanal vatandaşını oluşturan ülke. Bakın e, biliyorsunuz ki İlk e, robota e, vatandaşlık verildi. Arabistan tarafından ama bu daha sorulmadı. Dünyanın ilk sanal vatandaşını oluşturan ülke neresidir? Malta. Unutmuyoruz arkadaşlar. Malta dünyanın ilk sanal vatandaşını oluşturmuştur. Geldik bir diğer sorumuza. 2025 tarihinde ülke genelinde tütün içilmesini yani sigara içilmesini tamamen yasaklayacağını açıklayan ülke Aşağıdakilerden hangisidir diye ne yaptık sorduk önemli bir soru 2025 tarihinde böyle bir e, ne yapmış e, karar alınacakmış arkadaşlar e, yasaklayacağını açıklamış daha doğrusu hangi ülkedir bu İsveç İsveç 2025 tarihinde ülke genelinde tütün içilmesini tamamen yasaklayacağını açıklamıştır geldik bir diğer sorumuza Türkiye'nin sivil havacılık alanında kullanılacak ilk milli gözlem radarı aşağıdaki havalimanların hangisinde kurulmuştur diye sorduk. Hangi havalimanı? Gaziantep Havalimanı. Arkadaşlar Gaziantep Havalimanı'nda ilk milli gözlem radarı ne yapılmıştır? Kurulmuştur. Bir diğer sorumuzdayız. Bakalım neymiş sorumuz? Türkiye'nin en yüksek rakımlı rüzgar enerji santrali aşağıdaki illerin hangisinde kurulmuştur? Baktığımız zaman Türkiye'nin en yüksek rakımlı rüzgar enerji santrali nerede? Van'da kurulmuştur. Cevabımız D olmuş oldu. Bir diğer sorumuzdayız. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2022-2023 eğitim öğretim yılında müfredata yeni ders konusu olarak aşağıdakilerden hangisi eklenmiştir diye sorduk. Baktığımız zaman hangi ders eklenmiş? Çevre eğitimi ve iklim değişikliği dersi arkadaşlar. Ne yapılmıştır? Ee, bu eklenmiştir 2022-2023 eğitim öğretim yılında artık ee, ne olacaktır müfredatlarda yerini alacaktır çevre eğitimi ve iklim değişikliği dersi. Geldik bu videomuzun son denemesine. 91'deyiz. Eli ile attığı golden ötürü tanrının eli adı verilen aşağıdaki futbolculardan hangisinin forması 7.1 milyon sterline satılmıştır? Hangi futbolcuydu bu? Arjantinli Maradona arkadaşlar Maradona'nın biliyorsunuz ki e, elle attığı bir gol var ve bu gole de ne demiş? Tanrı'nın eli demiştir e, Maradona ve bunun forması e, o günkü giydiği forma 7.1 milyon sterline ne yapılmıştır Satılmıştır. Geldik bir diğer sorumuza Antalya'yı Ege'ye ve iç Anadolu bölgesine bağlayacak olan tünelin ismi aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Hangisidir arkadaşlar? Paselis. Paselis Antalya'yı Ege'ye ve İç Anadolu bölgesine bağlayacak tünelin ismidir. Geldik bir diğer sorumuza. Nobel Edebiyat Ödülü'nü reddeden tek kişi aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Kimdir bu? Jean Paul Sartre arkadaşlar reddetmiştir Nobel Edebiyat Ödülü'nü reddeden tek kişidir ayrıca Sartre. Geldik bir diğer sorumuza. Bir Hayalim Var adlı konuşmasıyla bilinen Amerikan Yurttaş Hakları Hareketi Önderi olan 1964 yılında Nobel Barış Ödülüne layık görülen isim aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Bu ismimiz kimdir? Martin Luther King arkadaşlar. Bir Hayalim Var adlı konuşmasıyla biliniyor ve Nobel Barış Ödülüne de layık görülüyor 1964 tarihinde. Geldik bir diğer sorumuza. Mustafa Kemal Şam'da görev yaptığı sırada kurduğu cemiyet aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Ee, Mustafa Kemal biliyorsunuz ki Şam'da neyi kuruyordu? Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni. Arkadaşlar ne yapmıştır Mustafa Kemal? Kurmuştur cevabımız A şıkkı olmuş oldu. Son sorumuzdayız. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk özel bankası aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. İlk özel bankamız hangisiydi arkadaşlar? 1924 tarihinde kurulan İş bankası. İş bankasının genel sekreteri. Bakın buraya yazıyoruz. Genel sekreteri kimdir? Unutmuyoruz. Celal Bayar arkadaşlar. Genel sekreteri de ilk genel sekreteri de e, kimdir? İlk müdürü daha doğrusu e, kimdir? Celal Bayar'dır. İş bankası önemlidir. Ayrıca ilk özel bankadır. Ayrıca ilk liberal bankadır. Liberal arkadaşlar. Liberal bankadır. İş bankası. Evet bu sorumuzla birlikte ne yaptık sizlerle beraber? Arkadaşlar 91. deneme kadar geldik. Çözmüş olduk. Kaldı 9 adet denememiz. Ee, daha doğrusu kaç kalıyor? Evet 9 adet denememiz kalıyor. Ee, i̇nşallah arkadaşlar bu serimizi bitireceğiz. Ardından e, biliyorsunuz ki ilk 50'sini tek bir videoda çekmiştim. İkincisini de 51 ile 100 arasında yine tek bir videoda çekeceğim. Ee, arkadaşlar onlardan ne yaparsanız sınavdan önce tek bir videoda izlersiniz. Sınavdan önce bunların PDF'inde vereceğiz sizlere. Ee, hem bakarsınız arkadaşlar PDF'ten hem de benim o tek e, anlattığım tek videoda anlattığımdan kendiniz e, ne yaparsanız gidersiniz aynı zamanda. Çıktısını alıp. Evet. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize tek tek teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kulaklarınıza sağlık. Ee, zaman ayırıyorsunuz, izliyorsunuz. Ee, kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. İyi çalışmalar diliyorum hepinize arkadaşlar. Kolay gelsin.